Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün benim çok mutlu bir günüm. Bugün sıfır motosiklet aldım. Neredeyim? Diyarbakır'dayım. Bugün neler oldu? Bugün motosikletimizi teslim aldık. Sıfır motosiklet aldık. Motosikletimiz ne? Trazer 700. Değil tabii. Trazer 7. Buna nasıl alışacağız ya? Trazer 7 aldık. Şimdi nasipse Erzurum'a dönüyoruz. Bakalım yolda bizi neler karşılayacak? Islanacağız mı, ıslanmayacağız mı? Yağmuru yer miyiz, yemez miyiz? Bakalım. Vın vın. Vın vın. Geçin gençler, geç. Motosiklet henüz rodajda, o yüzden 6000 devri geçmemizi önermiyorlar. Böyle yavaş yavaş fıtı fıtı 6000 devir olmak şartıyla, fazla yormadan motosikleti. Abla duracak mısınız? Devam var. Yolumuz uzun, 400 kilometre kadar bir yol var. Yavaş yavaş gideceğiz artık. Hem böyle fıtı fıtı gidelim hem de biraz muhabbet edelim. Şöyle karanlık çökmeden ben olayı anlatayım abi. Ben ne zamandır motosiklet araştırıyordum. Motosikleti değiştirmeyi düşünüyordum. NC'yi artık değiştirmem gerekiyordu. O da bugüne nasipmiş. Bugün oldu işte. Durum, süreç şöyle ilerledi. NC'yi satamıyordum abi. Böyle pek piyasası olmayan bir motosikletti. Ama ben motosikletimden çok memnundum. Bana 47.000 kilometre çok güzel yolculuk yaptı. Çok keyif alarak kullandım. İyiydi, mutluyduk ama piyasası olmayan bir motosikletti. Yapacak hiçbir şey yok. Sonrasında ben motosikleti artık satayım derken böyle satılamayacağını anladım ve motosikletin fiyatını haliyle bayağı aşağı çektim. Ben motosikleti sattım. Sonra bir ufakta birikimim olunca motosiklet bakmaya başladım. NC grubu değil de artık, yani bir kere NC'den aldık, yakındık. NC grubu değil de artık, İşte Trazer 700 falan, böyle kilometresi az, güzel, temiz, hoş bir motosiklet bakmam lazım artık derken böyle fiyatları araştırıyordum. Fiyatlar arasında bayağı gittik geldik. Hani hem motor parası satıldı, hem motosiklet satıldı, motorun parası eriyecek korkusuyla, hem de artık motosikleti bir an önce almam gerek korkusuyla, ne diyeyim ya da ne bileyim, isteğiyle, motosikleti değişme isteğiyle böyle araştırma içerisine girdim. Piyasa o kadar saçma ki, bak mesela bu motosikletten bahsedeyim, bunu sonrasından bahsedecektim ama konusu açılmışken söyleyeyim abi. Yani motosikletin sıfır liste değeri 2024, liste değeri 480.500 TL abi. Ve motosiklete ikinci el fiyatta o kadar uçuk rakamlar istiyorlar ki, yani sıfır fiyatını aşıyor. Yani böyle bir şey yok. Abi böyle olmayacak dedim. Sonra bir Trazer 7 sıfır ilanı denk geldi. Diyarbakır'daydı. Bakıyorum, ikinci eller bunlardan daha pahalı. Yani ya ikinci el almak yerine sıfır almak daha mantıklı yani dedim. Niye öyle bir şey yapayım dedim. İkinci ele o kadar para vereyim. Top case'i, çantası, demiri falanı filanı varmış diye. Ne gerek var dedim. Gerek yok dedim abi. Ben
sıfır alayım dedim. Hiç bu kadar düşünmeye gerek yok dedim. Sonra sıfırlar araştırmaya başladık abi. Sıfırlarda birkaçında fiyatları artınca abi acele edip bir tane motosiklet almamız lazım dedim. Ve zaten nokta atışı olarak da Trezor 7'de karar kılmıştım. Baktığım tek motosiklet Trezor 7'ydi. Başka bir şey bakmıyordum. Zaten param da ona yetiyordu. Abi sıfırı alalım dedim. Bir İstanbul'da var. Bir de Diyarbakır'da var. Nasıl edeceğiz? Kime gidelim? Abi Diyarbakır daha yakın. 400 kilometre kadar bir mesafe. Abi aradım adamı. Biraz durumlar çetrefilli oldu tabii ama yani çetrefilli durumu da şöyle. Hani benim burayı da açıklayayım da yanlış anlaşılmasın. Benim yıllık iznim yoktu. Bu bana biraz sıkıntı olacaktı diye ben motosikleti cumartesi almaya çalıştım. Cumartesi almaya çalışınca da haliyle sıkıntılar oluştu. Gidip alamadım. İşte parayı göndermek istemedi ki adam parayı göndermeden satış yapmak istemedi. Böyle durumlar yaşandı. Sonra dayanamadım, bekleyemedim. İzni bir şekilde hallettim. Onu da sağ olsunlar müdürlerimiz yardımcı oldular. İzni de halledince abi geriye arayıp konuşmak kalıyordu. Aradım bir kızım, kaparasını gönderdim. İşte ellerinde tek bir motosiklet vardı. Ben parayı gönderiyorum abi bir kısmını dedim. Sen motosikleti bana opsiyonla kimseye verme dedim. Ben geleceğim motosikletimi alacağım abi dedim. Ondan sonra o da parayı alınca opsiyonladı sağ olsun. Ertesi güne hemen bilet aldım abi. Duramadım. Pazar günüydü. Pazar günü için bilet aldım. Abi yola koyuldum gittim. Çıktım yola. Ertesi gün bayiye hemen bir heyecanla girdim, motosikletimi satışını falan yaptık. Süreç nasıl ilerledi, nasıl yaptı onları da ayrıca bir videoda falan size çekerim. 480 bin TL yani sıfır motosiklet sahibi olduk. 700cc canavar gibi bir motosiklet yani. Çok da sevdiğim bir motosikletti. Ali abimiz falan kullanıyordu gruptan. Daha önce denemiştik. Abi olur mu, biz de alabilir miyiz, biz de mi bundan alsak falan derken Allah'a şükür, Allah nasip etti, aldık. Ya şunu da demeden geçemeyeceğim. Neyi çok arzuladık da, neyi çok istedik de ya da neyi istemesini bildik de sahip olmadık. Şükür bugünlere. Bugün bir sıfır motosiklet sahibiyiz. Allah daha ilerini daha iyi şekilde herkese nasip etsin inşallah. Yani herkese nasip etsin abi. Yani sadece bana değil. Herkese nasip etsin. Herkes mutlu mesut motosiklet kullansın. Keyfinde motosiklet binsin. Güzel bir duygu ya. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi de yoldayım. Erzurum'a gidiyorum. Yaklaşık bir 280-300 kilometre kadar bir mesafem var. Yolum var. Saate de şöyle bakalım. Saatte 16.17. Yani kazasız belasız bir yolculuk diliyorum kendime. Güzel günlerde güzel şekilde keyifli keyifli kullanırız inşallah. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayalım. Arkadaşlarımıza paylaşalım. Güzel güzel videolar gelecek inşallah.
7 Trezir 7 ile güzel güzel yollar yapacağız inşallah. Ve keyifli keyifli işimize bakalım, yolumuza bakalım, keyfimize bakalım. Herkese iyi sürüşler, tekerinize taş değmesin arkadaşlar.